Değerli kardeşlerim, Rabbimiz bu gücü neden alacağımızı anlatıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ey kulum, bu çalışmaları yaparken enerjini, heyecanını, gayretini asla ve asla şahıslardan almayacaksın. Merkezden almayacaksın. Paradan almayacaksın. Yardımı sadece Hazreti Allah'tan isteyeceksin. Kainatın Efendisi vefat ettiği gün Hazreti Ömer Efendimiz çok üzüldü. Geldi dedi ki, kim Muhammed öldü derse sallallahu aleyhi ve sellem onun boynunu uçur. Herkes korktu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çıktı. Dedi ki, kim Muhammed'e tapıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem bilsin ki o ölmüştür. Ama kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o vakidir, hiçbir zaman ölmeyecektir. Bu dava şahısların davası değil. Bu dava da bize başarıya getirecek olan şahıslar değildir. Makamlar değildir. Mevkiler değildir. Medya değildir. İmanınızdır, inancınızdır. Bakarsınız ki boşluğa düşmüşsünüz. Ama öyle bir yere takacaksınız ki orada hiçbir zaman enerji bitmez. İşte o imanımızdır, inancımızdır. Peki Rabbimizden ne isteyeceğiz? Ya Rabbi, biz bu kadar mücadele ediyoruz. Bir türlü iktidar vermiyorsun. Devamlı bölünüyoruz. Devamlı küçülüyoruz. Biz ne zaman iktidara geleceğiz? Ne zaman belediyeleri elimize geçireceğiz? Ne zaman bizim şanımız, şöhretimiz olacak? Biz senden bunları istiyoruz demeyelim diye ihtine sırada müstakim. Ya Rabbi, bizi dosdoğru bir yola ile. Allah'tan isteyeceğin şey dosdoğru bir yoldur. Hidayet üzerine olmaktır. Rabbimiz isterse sana dünyada iktidar nasip eder. Ama istemese etmeyebilir. Rabbimizin bu dünyadaki haşa amacı iktidar ele geçirmek değil ki. Öyle bir amacı olmuş olsaydı ne derdi? Kul derdi. O da ne olurdu? Anında oğlu verdi. Ya Rabbi, seni İsrail'i kahret. Allah-u Teala çok kolay. Allah-u Teala İsrail'i kahrettiği zaman sen nasıl sevap kazanacaksın? Nasıl cennete gideceksin? Onun için ihtine sırada müstakim. Ya Rabbi, bizi dostları bir yola iler. Peki bana göre doğru yol mu? Eğer biz şu yoldan gidersek daha çok başarılı oluruz. Bana göre de doğru yol bu. O zaman bu yoldan gidelim. Başka birisi çıktı dedi ki, hayır kardeşim, sizin yollarınızın hiçbirisi düzgün değil. Ben bu işi çok daha güzel yaparım. En iyi yol burasıdır demeyelim diye sıratın dediğine nam talih. Öyle bir yol ki kendine nimet verdiklerinin yollarına in. Kimler onlar? Nebiler, salihler, şehitler, sıddıklar. Onların gittikleri yoldan gideceksiniz. Çizginiz onların çizgisi olacak. Sapıtmayacaksın. Kafana göre hareket etmeyeceksin. Nefsine göre hareket etmeyeceksin. Allah'ın nimet verdiklerinin yollarına. Peki kimlerin yollarına gitmeyeceğim? Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Sapıklığa ve dilalete düşmüş Hristiyanların ve Yahudilerin yollarına iletme diyorsun. Selam veriyorsun, benim akabine girmem lazım diyorsun. Benim imetine çalışmam lazım diyorsun. Benim NATO'yla çalışmam lazım diyorsun. Benim en büyük müttefikim Amerika'dır diyorsun. Nereye gitti senin namazın? Nereye gitti senin Fatiha Suresi? Nereye gitti senin tekbir?